Nebil Özgen Türkiye, bu görüntüler için teşekkür ediyoruz. Evet, 5 yıl önce muhalif diye övdüğü Çetin Altan'ın oğlunu muhalif diye kovdu başbakan Star Gazetesi'nden. Ve o oğul Mehmet Altan şu anda karşımızda. Mehmet Altan, yayınımıza hoş geldiniz. Başbakanın bu konuşmasını biliyor muydunuz, haberdar mıydınız? Teşekkür ediyorum. Orada, o gece oradaydım. Olağanüstü güzel bir konuşmaydı. Sizinle ilgili telefon konuşmasını biliyor muydunuz? Onu da dün gece dinledim. Yani daha önceden Kara Alioğlu size ya böyle bir şey var, bir rahatsızlık var, şu yazıdan dolayı demiş miydi? Biraz da o yazıdan bahseder misiniz? Başbakanı bu kadar öfkelendiren neydi? Yani o yazı aslında tamamen benim kendi akademik kariyerimle de bağlantılı olan İslam dünyası ve ekonomi arasındaki ilişkilerdi. Aslında dostane bir şekilde başbakanı uyarmak isteyen, İslam dünyasının yeni çağıyla, teknolojiyle, katma değerli, nitelikli bir üretimle el ele tutuşmaması halinde kendi kendine yetemeyeceğini, bunu bir İslam dünyası olarak değil, yeryüzü olarak bakmak gerektiğini ve bu yanlışının, yani bu yaklaşımının doğru bir zemine oturmadığını, bu eğer biz bize yeteriz anlayışıyla İslam dünyasından ibaret bir kurgunun Türkiye'ye faydalı olmayacağını, aslında İslam dünyasına da faydalı olmayacağını söyleyen 13 Ocak 2011 tarihli biz bize yeter miyiz, İslam dünyası kendine yeter mi başlıklı bir yazı. Buna yani tutup kızacağına, bir şekilde uzmanlığa, kariyere, birikime saygılı olarak bu yazıya kulak kesilseydi, belki daha sonraki yanlışları, dış politikada duvara vurması ve 2011 itibariyle referandum sonrası tehditkar, yani Çetin Altan'ın o ödül töreninde yaptığı konuşmayla taban tabana zıt, baskıcı bir noktaya savrulmazdı. Fakat Şark'ın garip bir anlayışı var. Yani sırf övgü, biat, ne yaparsan yap, alkış, bir hayranlık aranışı, üstelik de bunu tutarsızlıklar yapıldığında, yanlışlar yapıldığında, gerçekle bağlantılar kopulduğunda da istenmesi buranın belki de bir talihsizliği, bir kadersizliği. Altan, peki ne oldu arada, ne değişti yani bu 5 yıl içinde? Çetin Altan'ı öven başbakan o zaman takiye mi yapıyordu, şimdi yani başka bir paranoya mı oldu? Yani benim şimdi ben de bu benle ilgili konuşmayı dinleyince gerçekten garipsedim. Çünkü zaman aralığı olarak baktığımda bu seçimlerden önce, referandumdan sonra, sanıyorum ki referandumdan sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'ye tamamıyla hakim olduğunu, yani bir artık o ustalık dönemi dediği, kendi yazdığı reçeteyle burayı kendisinin istediği biçimde, hiçbir denetim olmadan, tutarlılık olmadan, keyfiyetine göre şekillendirebileceğini sandı. Ve yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin reformlarından, Kemal Derviş'in güçlü ekonomi programından aldığı ve doğru yaptığı icraattan vazgeçerek bir diktatöryal yapı, bir padişahlık, belki bir Sünni dünyasının halifeliği, bilmiyorum. Ama bir önceki durumuyla tamamen ters ve çok insanları şaşırtan, üstelik kendinin doğru icraatını destekleyenleri daha da fazla şaşırtan bir garip noktaya savruldu. Zaten şimdi biz Türkiye çivisi çıkmış bir halde bir başbakanın bir yazarla ilgili gazete yönetimlerini arayıp onu bunu attırmaya kalkması zaten
akla ziyan bir şey. Yani normal bir ülkede, bir toplumda, bir demokraside, üstelik de referandumdan sonra ileri demokrasiye geçtik diyerek, bir taraftan ileri demokrasiye geçtik diyeceksin, bir taraftan kendinin yaptığı yanlışı sana işaret eden bir konudaki bir yazıya, yazarının işine son vermeye yönelik tavır içine gireceksin. Yani çok geç ama başbakan bir dönüp kendine baksa, nereden nereye savrulduğunu bir görse, kendi için hayırlı olur. Türkiye için herhalde çok geç ama kendi açısından bunun hayırlı olacağını düşünüyorum. Altan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, paylaştığınız için. Bir yandan Hidayet Şefkatli Tuksal'la da haberleştik. Konuşmak istemedi bu konuyla ilgili ama yaptığı açıklamayı sizinle paylaştık. Şunu da belirtelim. Karalioğlu'nun kendisine bu konuyu, bu konuşmayı yansıtmadığını ve uzunca bir süre daha yazmaya devam ettiğini söyledi. Aslında Mehmet Altan'ın da yazmaya devam ettiğini bir süre en azından hatırlatalım. O yüzden Alo Fatih hattıyla yaptığımız benzetme Mustafa Karalioğlu açısından değil, daha çok Başbakan'ın genel yayın müdürlerini arama alışkanlığıyla ilgili olarak manşetimize taşıdığımızı da